Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmren'in Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bana pek çok kişi Instagram üzerinden yazmış. Özellikle kışa girdiğimiz bu dönemde hepimiz evlerimize kapandık ama bir türlü iştahımızı kapatamıyoruz. Bu son dönemde herkesin çok fazla iştahından yana başı dertteymiş. Bugün sizlere iştahınızı anında kapatacak çok etkili ve benim de çok sık kullandığım tariflerden bir tanesini paylaşacağım. Bu tarif arkadaşlar kendinizi ödüllendirmek için şöyle yapın ve kendinize bir 5 dakika ayırın. Hem vücudunuzda gerçekten metabolizmanızın hızlandığını, daha enerjik olduğunuzu hissederken hem de cayır cayır yağlarınızın yakılması sizleri de gerçekten çok ama çok mutlu edecek. Çok basit saniyeler içerisinde hazırlayabileceğiniz ama etkisini uzun sürede gerçekten çok güzel bir şekilde anlayabileceğiniz şahane bir tarifim var. Bu tarifim arkadaşlar pek çok kişiyi gerçekten mutlu edecek bir tarif. Çünkü arkadaşlar bu tarifimizde kullanacağımız ana malzemelerden bir tanesi sizlerin kesinlikle her sabah kalktığında severek tükettiği malzemelerden biri olacak. Bu kullanacağımız ana malzememizle birlikte arkadaşlar sizler daha uyanık bir şekilde, daha zihniniz açık bir şekilde güne başlamış olacaksınız. Özellikle kas koordinasyonlarını güçlendirmede gerçekten çok etkili ve çok da faydalı. Laboratuvar çalışmaları ne kadar iyi, ne kadar güzel olduğunu ortaya koymuş. Sadece bununla da kalmıyor. Azıcık enerji harcayacağınız yoğun tempolu bir gününüzdeyseniz bu tarifi uygulamanızı çok ama çok tavsiye ederim. Çünkü enerjinize enerji katarken çok hızlı bir şekilde kalorilerin yakılmasına da yardımcı oluyor. İçerisinde çok yüksek miktarda antioksidanlar var. Bu antioksidanlar bizler için gerçekten çok değerli. Artık vücudumuzun arınması için, toksinleri atmamız için bu antioksidanların ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu pek çoğumuz biliyor. Ve özellikle baş ağrınız varsa baş ağrılarında ağrı kesici niteliği kazanan şahane bir tarife dönüşecek bu tarif. Eğer ki bu tarif sadece baş ağrıları değil, üst solunum yolları tıkanıklıkları, astım krizleriniz varsa yine o zamanlarda da kullanıp çok rahatlık hissedebileceğiniz, çok daha kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir hale getiriyor arkadaşlar. Bununla ilgili gerçekten yapılan çok fazla araştırmalar var. Kesinlikle laboratuvar ortamında doktorlar tarafından denenmiş, araştırılmış şahane bir tarif. Peki bize her sabah güne bugünün mucizeleri nelerdir diye başlamamıza sebep olan bu güzel malzememiz ne? Pek çoğunuzun şöyle söylediğini duyar gibiyim. Tabii ki de burada arkadaşlar kahveden yararlanıyoruz. Kahve ve kahve çekirdekleri bizlere gerçekten kilometrelerce öteden gelse de bizim kültürümüzde ve özellikle de globalleşen dünyada artık vazgeçilmez içeceklerden bir tanesi. İçerisinde bulunan yüksek antioksidanlar, içiminin güzelliği ve tabii ki artık bir kahve kültürünün de hayatımıza girmesiyle kahvenin değeri her geçen gün daha da artıyor. Ben de bugün sizler için iştah kapatıcı, sizin eğer ki üst solunum yolları rahatsızlıklarınız varsa bunları giderici, çok güzel bir şekilde metabolizmanızı hızlandırıp gün içerisinde daha enerjik hissetmenizi sağlayan şahane bir tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu kahvenin yapılışı gerçekten çok kolay. Saniyeler içerisinde hazır olabilecek bir kahve. O yüzden burada kullanacağım kahveyi önce sizlere söyleyeyim. Burada arkadaşlar %100 çözünebilir bir kahve kullanıyoruz. Yani Nescafe kullanıyoruz. Hazır kahve, instant kahve, istediğiniz kahveden kullanabilirsiniz. Burada tabii ki de sadece bu hazır kahve değil. Dileyen olursa filtre kahveyle de bunu hazırlayabilir. Ama ilk tercihim hazır kahve. Hazır kahve arkadaşlar sizin kan akışınızı hızlandırıyor. Solunumunuzu gerçekten daha da hızlı hale getiriyor. Şöyle. Ben birazcık yoğun içmeyi seviyorum. O yüzden 1,5 kaşık kadar hazır kahvemi karıştırma kabının içerisine aldım. Bir de arkadaşlar günümüzde globalleşen dünya diyoruz. Hastalıklar da çoğaldı. Yapılan pek çok araştırmada eğer aile bireylerinizin içerisinde tipik diyabet ya da Parkinson hastalığı olan kişiler varsa tabii ki de bunların hepsi bir risk faktörüdür. Sizlerde de bu hastalığın görülme yüzdesi ortaya çıkabilir. Bu yüzden de daha bu hastalık gelişmeden önlem almanız gerekir. Tıp alanında yapılan çalışmalar yine de göstermiş ki kahve kullanımının, çikolata kullanımının özellikle Parkinson'a karşı çok güzel bir koruyuculuğu var. Sizler de rahatsızlıklar ortaya çıkmadan kendinizi korumak istiyorsanız, daha sağlıklı bir gelecek oluşturmak istiyorsanız mutlaka kahveye yer vermeniz gerekiyor.
Burada tabii ki de kullanmış olduğumuz ölçüler çok önemli. Hani bazen Instagram'dan sizlerle yazışıyoruz. Bazı kişiler var günde 15-20 bardak kahve tükettiklerini ve ne yapmaları gerektiğini soruyor. Bu kadar arkadaşlar yüksek miktarda kahve tüketimini kesinlikle desteklemiyorum. Çünkü kahvenin de içerisinde antioksidanlar var ama vücudumuz için çok aşırı tüketildiğinde toksik de olabilir. O yüzden sizlere de günde maksimum 2 fincan ama bu tarif 1 fincan bile yeterli oluyor. Buna emin olabilirsiniz. Dileyen sabah kalktığında aç karnına bunu kullanabilirken dileyen öğle saatlerinde de bu tarifi kullanabilirler. Şimdi arkadaşlar kahvemizin suyunu ilave edelim. Ben kahvede de 100 derece su kesinlikle kullanmıyorum. 80-90 derece arası su yeterlidir. Lütfen sizlerle hazırlamış olduğunuz tariflerinizde buna çok ama çok özen gösterin. Çünkü çok aşırı yüksek derecede su kullanmak gerçekten kahvenin tadını daha da bitter bir tat almasını sağlayacak. Şöyle güzelce bunu karıştıralım. Gerçekten kokusuna davet olan nefis tariflerden bir tanesi. Tabii ki de tarifim daha bu kadarla değil, daha bitmedi. Birazcık arkadaşlar böyle bir ilk ısısının çıkmasını istiyorum. Burada ilk ısısının çıkması çok önemli. Çünkü içerisinde metabolizmanızı hızlandıracak, iştahınızı kapatacak şahane bir ilavemiz daha olacak. Sizleri daha fazla bekletmeyeyim. Bu ilavemiz kesinlikle arkadaşlar limon. Limonlu kahve. Kahve arkadaşlar üzerine gerçekten çok araştırmalar yapılmış ve bilim dünyası tarafından da doğruluğu desteklenmiş şahane tariflerden bir tanesi. Fakat benim burada yine etkinliğini daha da arttırmak, daha da hızlandırmak için çok önemli püf noktaları sizlerle paylaşmam gerekecek. Bunlardan birincisi, şöyle limonumuzu gördüğünüz gibi aldığınızda dış kabuğunun ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz. Bu dış kabuğun arkadaşlar hepsinin içerisinde böyle parçacık parçacık damlacık damlacık çok güzel aromatik uçucu yağlar var. Bu yağlar bizler için çok ama çok önemli. Çünkü bu yağların içerisinde dilimonen denilen çok etkin bir madde bulunuyor. Bu madde de vücudumuzda kolesterol değerlerimizin düzenlenmesine yardımcı olacak. Eğer ki kötü huylu kolesterolünüz varsa, kolesterol biliyorsunuz ki arkadaşlar biz kolesterolle ilgili şunu söyleyebilirim. Biz halk içerisinde sadece iki türlü iyi huylu, kötü huylu kolesterol diyoruz ama kolesterol ailesi yağ metabolizması gerçekten çeşitli basamakları olan çeşitli elemanları bulunan bir ekip diyebiliriz. Biz burada kötü huylu kolesterolü yani daha az yoğunluklu olan kolesterolü düşürüp yüksek yoğunluklu olan kolesterolü arttırdığımızda daha sağlıklı bir vücuda sahip olacağız. İşte bu kötü huylu kolesterolün miktarını azaltmada bizlere yardımcı olacak malzeme kesinlikle arkadaşlar dilimonen. Arkadaşlar daha öncesinde limonumun kabuğunu güzelce görmüş olduğunuz gibi limon rendesiyle rendeledim. Bu aşamada daha Nescafem sıcakken o ilk sıcağı çıkmamışken içerisine 2-3 parça kadar limon kabuğu ilave ediyorum ki burada aktif bir şekilde bulunan ve bizim kolesterolümüzü düzenleyecek olan enzimin iyice de kahvemin içerisine geçmesi lazım. Şöyle güzelce bunu karıştıralım. Aslında bu işlemi bizim demlendirme işlemimiz gibi de düşünebilirsiniz. Mantık aynı mantık olacaktır. Peki bunu ne kadar demlendireceğiz diye sorularınızı duyar gibiyim. 2 dakika kadar demlendirirseniz gerçekten yeterli olacaktır. Çünkü pek çoğunuz kahveyi sıcak içmeyi sevdiğini tahmin ediyorum. Soğuk kahvedense sıcak kahveyi ben de tercih edenlerdenim. O yüzden şöyle 2 dakika kadar kahvemin birazcık demlenmesini istiyorum. Bu güzel limon aroması da kahveme geçmiş olacak. Evet arkadaşlar benim kahvem güzelce demlendi. Şimdi içerisinde bol miktarda C vitaminin kaynağı limonumdan hızlıca sıkıyorum. Burada arkadaşlar miktarı çeyrek limon olarak sizler de düşünebilirsiniz. Önce eğer Nescafe'yi böyle limonu bir şekilde içmediyseniz kesinlikle ön yargılardan uzak durun. Çünkü o kadar lezzetli oluyor. O kadar güzel bir şekilde iştahınızı kapatıyor ki benim vazgeçemediğim kahvelerden biri haline geldi. Gerçekten iştahınızı anında kapatacak. Sizlerin çok hızlı bir şekilde kilo vermesine yardımcı olacak. Gün içerisinde sizlere tokluk hissi verecek. Metabolizmanızı hızlandırdığı için sizlerin enerjisini hızlandıracak çok güzel tariflerden biri. Biliyorum diyet dönemlerinde hani insan hem karnını doyurmak istiyor hem açlıkla mücadele ederken bir yandan da enerjisi gidiyor. Bu dönemlerde arkadaşlar enerjinizin gittiğini hissettiğinizde hemen kendinize 5 dakika mola verip bu kahveyi hazırlayın ve etkilerine inanamayacaksınız. Anında size enerji verecek. Çok güzel bir şekilde metabolizmanızı hızlandıracak.
Benim sizler için hazırlamış olduğum tarifim bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umuyorum bu tarifi beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıya bırakmış olduğum Instagram adresinden bana ulaşmayı ihmal etmeyin. Ve tabii ki kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.